Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. İkinci Cüz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini dosdoğru yola iletir. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen gerçeğin bilgisinden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki haksızlığa saplanmış olanları dışında insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım. Siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.
Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben, tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. İlahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar
doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnenmesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edinin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın.
Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru," derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah
hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusunda sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır.
Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki İmanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar, Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa, şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları, onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir.
eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece, onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun, ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek, haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki, kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için, analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın, babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur.
Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır. Ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir, dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın
insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.